Evet. Öncelikle bugün bu toplantıda bizleri birbirimizle yan yana getiren il başkanımızın şahsında, il başkan yardımcımızın şahsında, bütün teşkilatımızın mensuplarına teşekkür ediyorum. Buraya bu davete icabet eden değerli meslektaşlarımın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü öğretmenlik çok özel bir meslektir. O duyguyu, o ruh halini verebilmek sadece ders öğretmekle olmaz. Başka şeyler de vardır. Onu okullarda görev yapan öğretmenler eliyle bitmeyen bir eğitim sözünü bilerek kullanıyorum. Çünkü eğitim aynı zamanda davranış kazandırmaktır. Öğretmek başka bir şeydir, eğitmek başka bir şeydir. Dolayısıyla sizlerle burada olmak ve karşı karşıya bulunmak, yıllar yıllar önceye birbirimizin gözüne bakınca oralara gitmek çok kıymetli bir duygu. Burada olmaktan büyük bir mutluluk, onur ve şeref duyuyorum. Hoş geldiniz, şeref getirdiniz. Saygılarla selamlıyorum. Sözlerime başlamadan evvel, dün akşam gece geç saatlerde başlayan, Suriye'ye başlayan sınır ötesi harekat için ordumuza başarılar diliyorum, Türk ordusuna. Askerlerimizin ayağına taş değmesin. İnşallah her şey bizim öngördüğümüz gibi milletimizin hissiyatına uygun olarak gelişir. O nedenle o zorlu bir süreçtir o. Allah kolay kılsın diyorum. Evet, şimdi sizi görünce Bursa Öğretmen Okulu'ndan içeri girişim. Bursa Öğretmen Okulu'nun sınavlarına girmek için hissettiklerim, yaptığım mücadele tek tek gözümün önünden geçti. Aranızda hala öğretmenlik yapanlar var. Ben geniş bir ailenin kızıyım. Fakat kardeşler arasında çok yaş farkı var. Sonradan doğmuşum. Belki inatlığım ve gıcıklığım oradan geliyordur. Çok kadın olan bir ailenin mensubuyum. Ailesinde pek çok kadın olan, yani 13 halam falan var yani öyle. Kız çocuğuydum. Ve abime müthiş bir saygı ve sevgim var. Aramızda 9 yaş var. Tırnak için yatılı okula gitmek isteyen bir kız kardeş var. Ve onu oraya göndermek istemeyen bir ağabey var. O ağabeyi kırmadan ama hayalini kurduğu, o öğretmen okulunda okuyup öğretmen olmak isteyen de bir kız kardeş var. Şimdi bu problem nasıl çözülür? Zavallı babam, Allah yani gani gani rahmet eylesin, oğluna çok değer veriyor ama kızının inadını biliyor. Dolayısıyla yani ikisini nasıl uzlaştıracak? Neyse, bu genel yazılı sınavını kazandım. Sözlü sınav vardı, mülakat değil, sözlü. Orada çünkü öğretmen olacak kişilerin diline bakarlar, tipine bakarlar. Güzellik, çirkinlik anlamında söylemiyorum. Dikkat çekecek vasıflarının olmamasına bakarlar. Konuşmasının düzgün olmasına bakarlar. Ona dair bir sınav bu. O da Bursa'da yapılıyor. Babam, abim diyor ki gitsin o okula, evi terk edeceğim. O zamanlar böyle bir şehir efsanesi, işte bir şehre gideceğim, ismini söylemeyeyim, o şehirde kaçakçılık yapacağım diyor. Yani ölüm tehdidi babama. İşte ben 13-15 yaşındaysam, liseden başlanıyordu o zaman Bursa Öğretmen Okulu lisesi, ortaokul sonrası. İşte abimim 9 yaş, koyun üzerine, öyle bir genç insan düşünün, daha askerliğini yapmamış. Neyse, rahmetli babacığım ikimizi mutlu edecek işin o sınava birlikte gitmemiz olduğunu kanaat etti. Neyse, gittik Bursa'ya. Ona bir gece kaldık. Ertesi gün sınava gittik. Kapıdan içeri girdik. Abim baktı şöyle etrafına ve ilk karşımıza çıkan, sınava götürecek olan
bir öğretmenle bir o okulda okuyan büyüklerden, bize yaşça mesela son sınıf muhtemelen bir genç kızla karşılaştık. Tamam, kız öğretmen okulu o zaman. Abi yok, ablalar. Hem de nasıl sert ablalardı onlar. Ama FETÖ'nün ablalar anlaşılmasın ha. Bunlar sopalı ablalardı. Neyse. Sınav salonuna gittik falan. Çıktığımızda abimde bir evrilme gördüm. Ve dedi ki, baba inşallah bu kız burayı kazanır. Ve ben kazandım. Okula bıraktılar. Okuldaki eğitimin ilk günü, bir öğretmenin mezun olduktan sonra, bir ilkokul öğretmeninin köye gideceği, o köyde o çocuklara ne duruşuyla, davranışıyla, giyimiyle, kuşamıyla ne öğretmesi gerektiğini anlattılar. Mesela 3 renkten fazla kıyafet giyemezsin. Uzun küpeler takamazsın. Saçın uzun olursa toplayacaksın, mutlaka temiz olacak. Ya da kısacık kestireceksin. Yani o sınıfta. Temiz pak olacaksın. Aynı kelime bu, temiz pak olacak kıyafetin. Ve ayakkabıların mutlaka boyalı olacak. Eteğin şöyle de göstermek zorundayım. Şöyle de olmayacak, böyle de olmayacak, burada olacak. Anlamı ne? Yani bileğine kadar eteklik giymeyeceksin. Dizinin üstünde hiç giymeyeceksin. Dizinin altında bir karış aşağıda giyeceksin. Sebebi ne? Sebebi dizinin üstünde kıyafete karışmak anlamında değil. Bakın, o kadar enteresan bir psikolojiydi ki, belki bunların eksikliğinin günümüze gelmesi, işte birbirimizden kopmamıza sebep olmuştur. O köyde, yani ben sizdenim, İşte köylü gibiyim, sizin gibi giyiniyorum dediğiniz zaman, onun benzeri bir tavır koyduğunuz zaman, o çocuklar sizi annesi görür, ablası görür ama sizden bir şey öğrenmez. Siz, yani sizden öğrenmelerini sağlayacak bir tutum, bir davranış biçimi içinde olmalısınız. Ama dizinizin üstünde giydiğiniz takdirde de o zaten bizden bir ışık yılı uzak. Bundan bir şey öğrenilmez. Yani arada bir yerde seni biliyorum. Senin içinden çıktım geldim ve beraber öğreneceğiz anlamını taşıdığını söylemişlerdi. Çok etkilendiğimi hatırlıyorum. O öğretmen okullarında, her öğretmen okulu sözü geçtiğinde anlatmaya ihtiyaç hissediyorum. O öğretmen okullarında Türkiye'nin her yerinden gelen, aynı askerlik gibiydi biliyor musunuz? Ben profesyonel askerlik iyi bir şey, ona bir şey diyemem ama ve lakin, yani ekspertizim yok benim. Ama er olarak askerlik yapmanın, ay olarak miktarını bilemem, dediğim gibi benim o konuda bir uzmanlık alanım yok. Ama milletleşmeyi sağlayacak en önemli unsurlardan biridir askerlik yapmak. Türkiye'nin her yerinden gelen çocukları yan yana getirip şimdiki ismiyle body yapmak, öyle diyorlarmış şimdi, 5 kişi bir arada, 5 kişi bir arada ama farklı farklı şehirlerden birbirlerine öğrendiklerini anlattıkları ve duygudaşlık ettikleri, kardeş oldukları bir psikoloji oluşuyor orada. Onun darmaduman edilmesini hiç doğru bulmadığımı ifade edeyim, parantez kapattık. İşte öğretmen okullarında da o ortaklaşma duygusunu sağlayan, Türkiye'nin her yerinden gelen, her ekonomik ve sosyal kesimi temsil eden, ben kendi öğretmen okulumdan bahsediyorum. Bursa Öğretmen Okulu'nda kızlar vardı. Yani X şehrinin bir dağ köyünden gelmiş bir kız çocuğu da vardı. Benim gibi ortalama ekonomik durumu olan bir ailenin kızı da vardı. O zamanlar askerde babası asker olanlar çok saygındı, çok önemliydi. Hala önemlidir de, yani psikolojik anlamda söylüyorum. Öyle ailelerin, ya albay kızları vardı, binbaşı kızları vardı, onlar da vardı. Yetiştirme yurtlarında yetişmiş, orada yani ailesi çeşitli sebeplerle devletin koruması altından bizim okula gelmiş
arkadaşlarımız da vardı. Ve aynı askeriyede olduğu gibi biz onlarla, yani her birimiz birbirimize, onlar demin biz birbirimizle kardeş olurduk.